Cümleten selamün aleyküm sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize. Şöyle size bir bağ bahçe biraz videosu çekelim diye düşündüm. Şöyle çekelim. Misafirlerim var, hala da buradalar. Sofularla arkadaşlarımız Zeynepgil var. Yonca götürmeye geldiler. Şöyle kayısılarımızı da görüyor musunuz? Şimdi yonca yükleyecek onlarla birlikte. Onu da size video çekeyim. Şöyle kayısılarımız da bayağı kızardı ama hiç tadı yok bu kayısının niyeyse. Tatsız bir kayısı. Anca bundan komposto olur herhalde. Bunu böyle komposto yapmayı düşünüyorum. Kışa Allah nasip ederse inşallah. Kışa da kalmaz. Şu 2-3 günlük bir işim var. Onları bir toparlayayım. Ondan sonra bunları halledeceğim. Bir de abim girin bahçesinde küçücük dal var. Onda biraz kayısı var. Yarım kuva kadar. Onu da reçelini yapmayı düşünüyorum. O tarafa doğru ben de gideyim. Onlar yonca yüklerken size de biraz çekim yapayım. Şuraların otunu da görüyor musunuz? Vallahi bacılarım yine büyüdü buranın otu hemen. Kazım biçtiydi çocuğum. Vallahi hem de iki kere biçti yazık. Bir biçti üstünden bir daha gitti ama yine otlandı şöyle gördüğünüz gibi. Niye örtülmüyor bura diyorum. Koca taş gelmiş ağzına. Şöyle. Bugün hava çok sıcak. Ama yine de rüzgar da hafif hafif esiyor. Şöyle ağaçlarımızdan da zaten görüyorsunuz rüzgarın estiğini. Balya yükleyelim. Yani bizim yükleyememiz şeydi. Biz yükleyemeye yok ama onlar yükleyecekler. Ali abigil var. Kardeşleriyle gelmiş. Eşi var. Dirkin bayağı bir varık. Benim de hemen şarjım biter. Şarjımı gösteriyor. Şöyle. Başladılar bile. Nasıl sıcak, nasıl sıcak. Yanık. He, o tutlar tükenmedi vallahi. Nasıl bir sürü yedik biz oradan küçücük daldan. Yaprağını burayı bir topladım da bir daha toplayacağım. Aynen vallahi. Bari. Suladıydım geçen yapraklar büyüsün diye. Kaysın daha ufak duruyor. He, daha kızarmadı ama. Daha da iyi olmuş da şunlar tazeler büyüsün diye baksana suladıydım geçen altınlarını. He kız bu yukarıya takılıp bağlanacaktı. İyi canım yapılacaktı da yapan olmadı bu gidince. Daha onu geçen sene diktilerdi bu kara dutu. Maşallah nasıl verdi. Beyaz dut da var da. Beyaz dut işli şey değil. Dut vermedi yani. Bu iyi. He Kaan sürüyor. Kayrağı da nasıl oturmuş yanına. Onlar diğerinden alsaydı bari elleriyle alıyorlar. Zor olur öyle toplaması. Tıtmık getirin dedim ben onlara. Tıtmık da olur. Diğerinde olurdu. Orayı. He şuralar hep kalmış çızıların üstüleri. Niye diğeren getirmediniz de lan? Hiç duymuyor. Hoş geldin. Hanım aranıyor değil mi? Vallahi. Yasin. Siz hoş geldiniz es, bazım. Hoş bulduk abi. Es Allah avrat aranıyordu. Hanım hanım bayan aranıyordu. Ha bayan aranıyor. Evet. Bayan neymiş ala? Çok istemeyecekler. Bana böyle faydası oluyor mu Yasin? Ne? Benim yoncuya. Ne ya? Sana dedik ki bir torba al da saçını. Gelsene adama bir hoş geldin desene. Sırada içiyorum ya bir ömrüm kalsın da içmeyin. Adamım yok ki. Saygıdan saygıdan. Ne diyorsun sen ya? Ya. Hani ağız da böyle. Azıcık karayırın da ağzıyalım ya. Bize daha iyi. Tekrardan selamünaleyküm. Hoş geldiniz tekrar mutfağımıza. Şöyle. Misafirlerimiz gitti. Balyayı yüklediler Zeynep git. Onlar gittiler. Akşam oldu. Orta karanlığı. Ben de şöyle makarna pişiriyorum. Şöyle falan makarna istediler. Aslında spagetti istediler ama spagetti ben sevmediğim için yapmayacağım. Şöyle. Semizlik topladım bahçeden.
Sizin deyiminizde semiz otu. Bizim deyimimizde semirgenlik deyip biz koyduk buna. Bundan topladım. Bahçemizde bayağı var semirgenlik. Bu sene hani keyifli bir de kaldı ama sudan dolayı. Şöyle. Biraz da şöyle çıtmak topladım bahçemizden. Bunlar acıdır biliyorum ama olsun. Değişiklik olsun dedim. Semirgenliğimizi topladım geldim. Mahallenin yanında bunu da yiyelim. Şöyle kabımı kaşığımı yıkadım. Onlara çay yaptım, kahve yaptım. Yemek yemediler, gittiler onlar. Şöyle şuraya koyup suları sızsın. Sehpamız, şeyimiz, temiz masamızın üstü. Yapıyorsunuz, işler görüyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, inşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız elhamdülillah iyi. Şöyle. Şu kutuları da çöpe atayım. Kaan, Kayra, bir de babası. Üçü de dışarıda motor sürmeyi öğretiyorlar Kayra'ya. Şöyle makarnam burada pişiyor. Şöyle. Bugün salçalı makarna yapacağım. Normal yoğurtluyu sağa sola bıktık. Vallahi sevmiyorum. Sucuğu et de ondan da bıktık. O yüzden sade yağlı makarna yapacağım. Şöyle piştim bir tanesini çıkarıp bakayım. Küçük tavam var. Onu bulamadım. Nereye koymuşsun? Buldum tavamı. Mini minnacık küçük tavam. Şurada yağsını eriteceğim. Az pirinç var daha. Temiz başlık çıkar. Önce ağzımı değdim onun içine kiri attım dursunuz. Böyle bir şey yok. Şuna bir yağ çekeyim azıcık. Şöyle yağımız da bu devreye dursun. Bu balkondaki halıyı şuraya getirsen sersen de burada ekmeğimizi yemişsek. Sandalyelerimizi buraya çıkardım. İki üç dakika daha pişse yeter. Bu bimin makarnası olduğu için biraz çabuk haşlanıyor. O yüzden çabucak. Tamam. Bu beni duydun mu? Geliyorum. Dışarıdaki balkondaki halıyı getir şuraya da burada yiyelim ekmeğimizi. Oturma odamızın lambası yok. Neyi getirsin? Neyi mi getirsin? Halıyı mı? Eyvah, halı diyor mu? Kaan! Sen getir istersen. O balkonda halıyı getirin de gelin o. Balkonda halı. Balkonda halımız toplan gelin de burada ekmeğimizi yiyelim. Gel. Yasın şart gele yasın. Olsun gele de seni sıfır mı? Ekmek isteyeyim. Tamam.
israf olmasın bana. Kunduzlu kayranın ekmeği o. Hangisi? Şu, ben değil. Sen, o senin de ortasını ben boşalttım. Haa. Böyle yedim sandım. Var orada ekmeğimiz yine. Ha, şunu da çıkarım. Kule sürttüm değil mi? Kule yiyeceğim onu. Ne yapayım? Bunu söyleyeyim. O siyahlar dışarı çıkmış yine kara tavuklar. Bütün dışarı mı geldi? Kapağı çıkmaydı da oğlum. Ne yapalım, açıklamış. Peki, o kut çikolatayı ne yapayım açıklamış Tekin? Bir yanında korktum, horozun yanına gidiyordu, hemen kovaladım yanına. Dışarı çıktım, baktım, siyahların ikisi çıkmış. Hemen kişiyle hiç girdi içeri. Sonra da arkadaşım işte o diyordu. Bilmiyorum, şimdi dinlemedi. Komşum, bir tane komşu atlamız vardı. Yasemin atla, Yasemin atla diye göz olmuş. Adı neymiş? Adını ne söylemek kısayla baktı. Sadece izlediğini söyledi. Bizi izliyormuş sokulardan. Çok selam olsun, öpüyorum. İsmini bilmiyorum ama. Çok öpüyorum seni. Bu ne? Araba mı geçti? Hı, araba geçti. Bilmiyorum. Hı. Orada babam. Hani yanımıza geldi diye konuşuyor mu ki acaba? Orada babam fıskiyle kaçıyor. Fıskiyle babam fıskiyle kaçıyor. Anam diye kaçıyor işte. Her babam döndü. Bak şimdi su görüyor, su görüyor. Su görüyor. Ay su görüyor. Çok selam demiş ya. Biz onları seviyor. Allah razı olsun herkesten. Bütün izleyenlerden, izlemeyenlerden, herkesten Allah razı olsun. Şimdi sesim yine duyulmaz buradan. Biraz kamera uzak oldu mu duyulmuyor benim telefonumda. Yok, yok. Aslında yufka ekmek olsaydı yumurta haşlardım, şunu yine yedik. Olsun, yani yedik. Şu an ekmeğimiz var da. Yarın ömrümden beri kaçarım. Yok, ben açmam diyor. Bizim çocukları sana söyleyeceğim ben de diyor. Haberim yok sadece. Tamam, onlara çalsın gidin. Ben kesin açacağım şu an. Ben kesin gidin. Şimdi yarın o yanındakiler açarsa bak. Ben de arkadaşlar. Gelin git. Ahmet abi de. Bence Muhammed Emin'in yanında durur. Ramazan abi de bilmiyor var. Onlar da bildim, onlar da anlayalım. Sen mi aradın bu? Abi. Muhammed abiyle arayacaktım da başlı şıfı diye aramadım. Aranmazsa baş sağlığına evlenme verebilirsin. Ve teyzeminin vardı mı mesela? Hadi gel. Yarın arayacaktım da yarın buraya gitmiyor musun? Abine baş sağlığı dile. Ağabeyin yanında çalışan abisinin babası vefat etti. Allah rahmet eylesin bu arada. Benim de teyzemin kızının kayınpederiydi. Güllü'nün kaynatasıydı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Hani Kaan da onu diyor şimdi. Hastaydı. Yazık vefat etmiş. Dün gece saat 1'de 1.30'da mı? 2. 2 değil mi? Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Niye bakıp duruyorsun Kaan oraya? Ne bileyim. Tamam ben su aç. Değil. Su. Ben hiç şarabım. Çok büyük su. Hiç duruyor sömürgenin yanında. Boş şişelerde tandır evine biriktirdiydim. Piden belli duruyordu. Bunlar torbanın içindeydi. Şimdi hep getirdim. Dolabımıza su koyuyor. İyi oluyor soğuk su. Yazın daha çok oynaya başladık. Dizilerin dondurucu yatıyor. Yazın normal ama. Bizim dondurucu da vardı da geçen pikniğe götürdük. Bir daha koymadım. Dondurucu da bana su çok soğuyor. Soğuk olma değil, soğuyor. Doğunca çözdüremiyor bu sefer de, o da iyi olmaz. Çözülürse o, çözülür çok soğuk. Kan fırma geçme, tutuyor. nereye? Bir yere yeni fırma makinesi gelmiş, büyüme. 400 lira. Siz kaç aldınız?
Ben 500 aldım. Ama benimki profesyonel. Yani saç kurutmaya mı söyledim? Benimki. Benimki çok ucu benimki. Aynı şey. Değil. Oradaki 2200 var. Benimki daha ucu. Biz dükkanda bile 1900 watt kullanıyoruz. Bizim de saç kurutmaya gidelim. Ya baba kesildi, siz kesildi yine. Az önce niye kesilmiş? O içinde yine yeşilliğinde var ya sağlık senin. Çerçeve mi atmış? İçindeki yeşilliğinde kırmış. Allah o sana gösterdi. Kangos beni çalıştı ora. Beni bir gün belir çalıştıramayordum vallahi burayı. Onun için dönüyoruz mu? Tahammül etti mi? Bunu da hiç götürmedik ki. Sağın tesadüf etmek lazım. Ben de bilemedim. Ne teyze sağlayacağını biz taburla. Elektrikten anlayan adam iyi olur. O kadar da anlayın güzel bir şey. Babamla çok uğraştım ben orada. Ben böyle de elektrikten ne bilirse yardım edelim. Hiç demedim. Ya zaman kesildi ya. Bir saat boş boş oturduk karanlıkta. Karanlıkta. Birbirimize ışık tutuyor. Koyabileceğiz gözümüzü. O onun fenerini yakıyor, onu atıyor. O onun fenerini yakıyor, onu atıyor. Kardeş ekmek mi olmuş? Ekmeksiz mahalla yenir. Normalde mahalla ekmeksiz yenir ama bile. Biz ekmeğinle ekmek yiyoruz. Ekmeğinle. Mahalla neden yapılır? Ama ekmeğinle ekmek çok farklı. Evet. Bu da hamur. Bu da hamur. Bunu yufka ekmeğine yiyeceğim. Şöyle sürüm atacağım. Evet. Tohum atacağım. Soğum değil o. Niye? Neydi? Soğum. Lokma. Lokma da iyi. Cül. Ama ne cülü? Cülü ne ya? Cül. Unuttum onu seni. Ne cülü lan? Kanka. Cülü. Anam cülü gibi bu ne diyorum? Cülü soğum derler. Cülü soğum atacağım. Ulan cülü verdim. Cülü ne ya? Cülü soğum. Hiç duymadım cülü soğumu. Çuluk diye neye dinler? Ana büyük bir hayvan. O da kuru diye bir hayvan lan. Ne kuru kuru. Kuru kuru. Allah Allah. Ne bu çuluk soğuk. Annem gel daha gelemedi. Ben annem git. Gelemedi ya. Evet canlar şöyle. Kayısılarımızı güzelce ayıtladık. Eşimle birlikte ikimiz şöyle çekirdeklerini çıkardım. Bunlar iki gün böyle duracaklar güneşte. Bunların üstüne yazma örteceğim. Güneşte hafif bir şöyle pembeleşecekler. Bir de sertleşecekler. Şöyle şurada daha var ama çürükleri kaldı içinin kurtluları. Bir de çekirdeği tatlıymış. Atmaya da kıyamadım çekirdeğini. İçi tatlı. O yüzden bunun çekirdeğinde kışın kırıp badem gibi yiyecek. Annem. Tamam anacığım geleceğim bir dakika. Bu arada biz de Rabiş bacım gidin oraya gidiyor. Bugün Behlül gidecek. Çalışmaya gidecek. Hem onu uğurlayacak hem de biraz oturup bir çaylarını içip gelecek. Cansu gidin oradaydık. Oradan geldik. Cansu'ma temizlikte yardım yaptım biraz. Söylediğim gibi bunları şimdi üstlerini düşürdüm. Şöyle hemen motora bindiler. Benim yeleğim vardı. Pardon, mutfaktaydı. Burada işte. Tekrardan günaydın sevgili takipçilerimiz. Hayırlı sabahlarınız olsun cümleten. Ben şöyle Kaan'la motora bindik. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kaan'ın eskopek de olabilir bunların içinde. Şöyle koyun sürüsüyle karşılaştık. Yoğmuş. Köpek yoğmuş. Korktuydum. Kaan
işe bırakmaya gidiyorum. Bugün şeyleri açılıyor, belbelleri. 3 gündür kapalıydı. Bir de bayram tatile girmişti. Söylediğimiz gibi. Tamam. Sabah sabah yollar güzel bomboş oluyor. Kimse olmuyor sabahına. Şuraya da içerici abiler gelmiş. Az hızlı gidiyor giden de nereye gidiyorsa. Ne oldu ne bak, onu da solladı geçti motoru. Araba. Hızından geçip gidiyorlar. Doğalgaz geçtiği için bu sıcak asfaltı kırmışlar. O da kırıklar, tekrardan dolgu yaptılar. Ama o dolgular yine sağlam değil ya da iyi değil. Arabayla ya da motorla geçerken illa üstünden geçince bak böyle bir şey yapıyor bizi. Kaldırıp indiriyor motorla. Ama yine de bizim yollarımızdan kat kat iyi. Bizim oranın yolları daha kötü şu anda. İnşallah oralarda yapacak başkanımız ileride. Tabii önce doğalgaz geçmesi şartıyla olacak herhalde. Çünkü doğalgaz olmadığı sürece yol yapılsa da yine kazınıyor. Bugün şoförümüz Kaan. Her zaman ben sürüyordum. Bugün de bu sürüyor. Şarjımız mı bitiyor yoksa Kaan? Ne bileyim. Şöyle gül ağacın yerleri de çok güzel. Herkesin yaptırdığı güzel güzel evler var burada. Bir katlı, iki katlı, üç katlı. Allah'ım cümleyi ağızladığına oturmayı nasip etsin. Ev olmayanlara da ev nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım inşallah.